Merhabalar Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle dün çekmiş olduğum Cazip Hisseler, Ucuz Hisseler strateji videoma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Henüz bu video serimizi izlememiş olan arkadaşlar için şuraya yukarıya kart bırakıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her hafta cumartesi günü ucuz hisselerimizi liste halinde hafta hafta inceliyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda ise endeksimizin TL bazlı ve dolar bazlı grafiklerini inceleyeceğiz. Arkasından sizlerden en çok istek olarak gelen 4 hissenin analizini yapacağımı söylemiştim. Bunlar Zoran, Enkai, Kontrolmatik ve Kozal hisseleri oldu. Bu hisselerin de aynı şekilde TL bazlı ve dolar bazlı analizlerini yapıp videomuzu tamamlıyor olacağız. Intromuzdan sonra endeks analizimizde başlıyoruz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Evet endeksimizde cuma günü itibariyle çok güzel bir yükseliş oldu. %5.37'lik yükseliş geldi arkadaşlar. Ve kapanış mumu fitil dahi bırakmadan gerçekleşmiş oldu. E, gayet güzel. Ve aynı zamanda 9474 seviyesindeki direncimizi de kırmış olduk arkadaşlar. Bir önceki zirvemizi geçmiş olduk. Ve yeni bir rekor kırdı borsamız TL bazlı olarak. Evet şu anda... İlk destek seviyemiz bir önceki zirvemiz olan 9.474 seviyeleri. Şimdi pazartesi günü açılışta neler olabilir? Şöyle hep birlikte bir düşünelim arkadaşlar. Şimdi baktığımızda endeksimizde cuma günü gepli bir açılış gerçekleştiğini ve bir gün boyunca da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Gayet güzel. Şu anda borsada önümüzde hedef fiyat olarak belirleyebileceğimiz 10.700 seviyesi var arkadaşlar. Bu 10.700 seviyesine bakalım şöyle ne kadar bir mesafe var. %11'lik bir mesafe var arkadaşlar. Yani borsada ilk hedef seviyemiz olan 10.700 seviyesinde %11'lik bir mesafe var. Şimdi pazartesi günü birkaç saat takip ettikten sonra eğer yükselişin devamı geliyorsa yeni pozisyonlar denenebileceğini düşünüyorum. Şu an ilk destek seviyemizin 9483 seviyeleri olduğunu söyledik. Eğer ki hafta başı bir düşüş gelmesi durumunda buradan desteğini alamazsa bir alt desteğimiz şu anda 9277 seviyeleri. Bunun da altında günlük kapanan hareketli ortalamamız var. Bu da 9153 seviyelerinde arkadaşlar. Buralara kadar bir düşüş gelirse şu aradaki gap'i de kapatmış olur. Oradan alacağı destekli yoluna devam edebilir diye düşünüyorum. Şimdi haftalık grafiğimizden bir bakalım. Haftalık grafiğimizde ne durumdayız? Evet haftalık grafiğimizde kapanış hareketli ortalaması 8827 seviyesinde. E bu seviyenin üzerindeyiz. Gayet güzel bir problemimiz yok. E yükseliş trendinde devam ediyoruz. 4 saatlik grafiğimizden bir bakmak istiyorum. Evet 4 saatlik grafiğimizde şu iki seviye arasında bir yataylık oluştuğunu söylemiştik. 9268 ve 8744 seviyeler arasında. Cuma günü itibariyle burayı yukarı yönlü kırdığını ve gayet güzel bir yükseliş geldiğini hatta şuradaki Fibonacci direncini bile kırdığını görüyoruz. 9481 seviyesindeki. Şu anda VIXFIX indikatöründe de bir güç kaybı gözükmüyor arkadaşlar. Pazartesi günü açılışta yükselişin devamı görülebilir. Şimdi dolar bazlı grafiğimizden bir incelemek istiyorum. Öncelikli olarak günlüğe geri dönelim ve dolar bazlı grafiğimize bakalım. Evet dolar bazlı grafiğimizde endeksimizin günlükte günlük kağıtman hareketli ortalaması olan 286.51 seviyesini yukarı yönlü cuma günü itibariyle kırdığını görüyoruz. Fakat şu anda dolar bazlı grafikte bir önceki zirvesini henüz geçememiş arkadaşlar. Bir önceki zirvemiz dolar bazlı grafikte baktığımızda işte 303 seviyeleri diyebiliriz. 303 dolar seviyedir diyebiliriz. Şurada Fibonacci direncimiz var. Onun tam yerini anlamaya çalışıyorum. 303.37 seviyesi arkadaşlar. Şu an dolar bazlı olarak baktığımızda bu seviyeye %0.70 bir uzaklıktayız. Bu yüzden dediğim gibi pazartesi günü açılışını bir takip etmek lazım arkadaşlar. Bu dolar bazlı grafikteki direnci takılıp bir geri çekilme ihtimali de var. O yüzden dediğim gibi öncelikli olarak şöyle birkaç saat endeksi takip etmek lazım. Eğer bu seviyeye geçilebiliyorsa problem olmayacağını düşünüyorum. Yükselişlerin devamı geleceğini düşünüyorum. Şöyle 4 saatliğimize bakalım. Evet, 4 saatlikte de 289 dolar seviyelerinde bir direncimiz vardı. Cuma günü burayı kırdı arkadaşlar gayet güzel. VIX fix indikatörümüzde de şu anda bir e, güçsüzlük görünmüyor. Dediğim gibi 303 dolar seviyelerine ilk etapta yükseliş beklerim, ama burayı geçip geçemeyeceğini bir takip etmek lazım. Haftalıktan bakalım. Evet haftalıktan da baktığımızda bu 303 dolar seviyelerinin daha önce Ocak 2023'te ulaşıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ocak 2023'ten bu yana yani bir seneden fazladır zaman oldu endeksimiz dolar bazlı olarak aynı seviyeye ulaştı arkadaşlar tekrar. Evet şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere şöyle bir bakalım arkadaşlar. Zoran ile başlıyoruz. Evet, Zoran listesinde şöyle günlük grafiğimize geri dönelim. Zoran listesinde şu anda 5.32 seviyesindeki Fibonacci seviyesinin üzerine attığını ve bir sonraki Fibonacci seviyesi olan 5.75 seviyesinde kapanışını yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Yani Zoran haftayı tam da direnç seviyesinde kapattı arkadaşlar. Günlük Kaufman hareketli ortalaması 5.57 seviyesinin üzerinde kapatmış olması güzel. Fakat yeni girişler için 5.75 seviyesini geçip geçemeyeceğini bir izlemekte fayda var. Eğer ki geçebilirse ilk etapta 6.18 seviyesine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Buradan daha önce dirençlerle karşılaştığını ve geçemediğini görüyoruz. Bu sefer geçebilirse önümüzdeki dönem için ilk hedefi 6.79 seviyesi olur arkadaşlar. 6.79 seviyesi daha önce Ekim 2023 yılında geldiğimiz seviyeler. Şöyle haftalık grafimize bakalım. Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde miyiz? Evet haftalıkta Kaufman'ın üzerindeyiz. Güzel. E, tam da Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir gevşeme olup oradan desteğini aldığını görüyoruz. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 5.29 seviyesinde. 4 saatliğimize bir bakalım. Evet 4 saatlikte şu anda Tekrardan 4 saatlik kağıtman hareketli ortalamasında üzerine atmış durumdayız. 5.61 seviyesinde. Aynı zamanda e, view trend indikatörümüzde son kapanış mumu itibariyle ala dönmüş vaziyette. Vix fix indikatörümüzde de yeşil mumlar tamamlanmış. Grim dönmüş. Burada da bir dip çalışmasını tamamladığını görüyoruz arkadaşlar. E, şu anda dediğim gibi... İlk etapta 5.75 seviyesinin üzerine atabilecek mi? Açılışta bunu takip etmek lazım. Elinde tutan arkadaşlar için satışı gerektirecek bir durum yok. Beklemeye devam ediyoruz. Ee, yeni alım düşünen arkadaşlar için ise şu 5.75 seviyesinin üzerinde en azından bir 4 saatlik yükselişte kapanış geldiğini görmekte fayda var. Sonrasında bir sonraki seviyemiz 6.18 seviyesine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Evet Zoran'e bir de dolar bazlı olarak bakalım. Şöyle haftalık grafikten bir bakalım. Evet Zoran listesinde haftalık grafikte Kasım 2022 yılından bu yana düşüş olduğunu görüyoruz. Şöyle bir Fibonacci çalışması yapalım. Şuradan yapalım en son geldiği seviyeden. Evet şu anda haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış olmasına rağmen daha önce de birkaç defa atıp tekrar altına gevşediğini görüyoruz. Ee, şu anda 0.17 dolar seviyesindeki destek seviyesinden desteğini almış e, ve hatta 0.19 dolar direnç seviyesine kadar da ulaştığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta e, buradan bir yükselişle kapanış görebilirsek e, dolar bazlı da daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. E, böyle bir durumda şu 0.21 dolar seviyeleri de geçildikten sonra işte 0.22 dolar ve sonrasında da e 0.25 dolar seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Zoran hissesinde düşün gelmesi durumunda şurada bir dolar bazlı dip seviyemiz var. 0.14 dolar seviyelerine doğru düşüşler devam edebilir. Evet şimdi Enka hissesine bakalım. Enka hissesinde şöyle haftalık grafikte Kaufman hareketli ortalaması olan 32.87 seviyesinin üzerindeyiz. Bu gayet güzel. Ve uzun zamandır Enka hissesinde şöyle uzun vadeli bir trend olduğunu görüyoruz. Şurada bir trend çizgisi çektim. Ee, bu trend 2022 yılı Şubat ayından beri devam ediyor arkadaşlar. Ee, şurada trend çizgisinde ilk temasını görüyoruz. 2022 Ekim ayında. Ee, sonrasında 2023 Mayıs ayında da buradan destek aldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki dönemde. Burada bir yerlerde bu trend çizgisiyle tekrardan bir buluşup oradan desteğini alma imkanı doğabilir. Böyle bir durum geldiğinde enka hissesi için bu yükselen trend içerisinde güzel makul seviyeler oluşacaktır arkadaşlar Bunu böyle hafta hafta takip etmekte fayda var. Şimdi günlük grafiğimizden bir bakalım. Evet günlük grafiğimizde cuma günü gelen yükselişlerle birlikte günlük kağıtman hareketli ortalaması 35.73 seviyesinin üzerine attığımızı görüyoruz. Gayet güzel. Ve Weave Trend indikatörümüz e, aşırı satım bölgelerinden tekrar ala dönmüş vaziyette. Şu anda önümüzde çok yakın bir seviyede e, 36.86 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. E, yeni girişler için bu seviyenin geçildiğini bir görmekte fayda görüyorum. Eğer ki bu seviyeye geçilirse... İlk etapta 38.60 seviyesine, burası da geçildikten sonra 40.50 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Pazartesi günü bir düşüş gelmesi durumunda, bu sefer de ilk etapta 35.73 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamız bir destek olarak çalışacaktır. E, orası kırılırsa muhtemelen şu Fibonacci seviyemiz 35.44 seviyesindeki Fibonacci seviyemiz de aşağı yönlü kırılır. 34.94 seviyelerine düşük görülebilir. Orası da kırılırsa 34.06 seviyelerine doğru düşüşler gelebilir arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğimizden bir incelemek istiyorum. Evet 4 saatliğimizde şöyle bir regresyon kanalı çalışması yaparsak, evet şöyle bir regresyon kanalı içerisinde fiyatımızın düştüğünü görüyoruz. Ve Cuma günü itibariyle bu regresyon kanalında yukarı yönlü kırmış. Aynı zamanda 34.98 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasında yukarı yönlü kırmış. Gayet güzel. Dediğim gibi şu anda elinde tutan arkadaşlar için zaten bir problem yok. Ee, yeni girişler için ise 36.86 seviyesinin bir geçildiğini. Bir üzerinde en azından bir 4 saatlik kalındığını görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 36.86 seviyesini geçemeyip buradan dirençle karşılaşırsa işte ilk etapta işte 35.44 seviyelerine doğru bir gevşeme meydana gelebilir. E, birlikte takip ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdi ENK hissesini dolar bazlı grafikten bir inceleyelim. Dolar bazlı ENK'ye bir bakalım. Evet dolar bazlı grafiğimizde ENK hissesinin ee, şurada bir Fibonacci desteğimiz var i̇şte 1.04 seviyelerinde buradan destek alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz 1.10 seviyesindeki Kauffman hareketli ortalamasının da üzerinde bir günlük kapanış yapmış ee, güzel burada dolar bazlı grafikte şu anda e, yükselişin devamını en azından şu 1.21 seviyelerine ve sonrasında 1.26 seviyelerine kadar gelmesini bekleyebiliriz. Şöyle haftalıktan bir bakalım. Evet haftalık grafiğimizde en kayı hissesinin uzun zamandır düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. 13 Mart 2023 haftasından beri düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. 24 Nisan 2023 haftasında haftalık kalkman hareketli ortalamasının altına düşüp bir daha da yukarı yönlü kıramamış arkadaşlar. 11 Eylül 2023 haftasında üstüne atıp artesi hafta tekrar aşağı yönelmiş. Sonrasında 29 Ocak 2024 haftasında haftalık kağıtman hareketli ortalamasının üzerine atıp 3 hafta üzerinde fazla bir yükseliş gerçekleştirmeden tekrardan 26 Şubat haftasında kağıtman hareketli ortalamasının altına gevşemiş. Evet, şu anda şöyle yakınlaştırıp baktığımızda şu Nadara'ya Watson indikatörümüzde bakın dip ve üst seviyelerinde gidip geldiğini görüyoruz arkadaşlar hissemizin. Haftalık grafikte baktığımızda e, bu nadaraya bastığın indikatörümüzün bu hissede güzel çalıştığını görüyoruz. E, bakın şurada e, 15 Mayıs 2023 haftasında indikatörümüzün dip seviyelerine kadar gelip sonrasında 11 Eylül 2023 haftasında bu indikatörün üst seviyelerine kadar gelip buradan dirençle karşılaşıyor ve yönünü aşağı çeviriyor. Ve sonrasında 30 Ekim 2023 haftasında tekrardan indikatörün dip seviyelerine kadar gelip buradan destek alıyor ee, ve sonrasında yine görüyorsunuz 19 Şubat haftasında tekrar indikatörün üst seviyelerine kadar gelip tekrar yönünü aşağı çeviriyor ve geçtiğimiz hafta ve bu haftanın başlarında bu indikatörün dip seviyelerinden tekrar desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda ilk etapta en azından 1.22 dolar seviyelerine kadar gelip burada belki biraz oyalandıktan sonra tekrar indikatörün üst seviyelerine kadar gelirse 1.33 seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda ne kadarlık bir mesafe var? %16.45'lik bir mesafe var. Tabi bu haftalık grafik olduğu için bunun bir haftada gelmesini beklemeyin arkadaşlar. E ee, mesela şu üst seviyeden dip seviyeye kadar gelmesi bakın 1 2 3 4 5 5 hafta sürmüş arkadaşlar. Yani burada da tekrar bunun üst seviyelerine gelmesi yine aynı şekilde 5 hafta, 6 hafta e, gibi süreler e, sürebilir. Mesela buradan 30 Ekim dibinden şuradaki zirveye kadar gelmesine ise işte baktığımızda e bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hafta sürmüş arkadaşlar burada baktığınızda. Dolayısıyla bu uzun vadeli bir strateji olarak bakılabilir. Şu an destek seviyesi işte 1.05 dolar seviyeleri olarak belirlenerek işte 5 hafta 10 hafta bekleyerek şu zirvesine kadar gelmesini tekrardan bekleyebiliriz. Böyle bir strateji de uygulanabilir arkadaşlar enkayı hissesinde. Bir kontrol matik kontrol matik listesinde şöyle günlük grafiğimize geri dönüyorum Evet kontrol matik listesinde e, şurada bir Fibonacci seviyemiz var 229 seviyesinde e, burayı e, başta aşağı yönlü böyle bir kırıp fakat desteğini alıp tekrar üzerine attığını görüyoruz arkadaşlar şu anda e günlük kapatma hareketli ortalamamız 241.8 seviyesinde. Bu seviyenin üzerine atamamış olması kötü. Buralardan bir dirençle karşılaşıp tekrardan 229 seviyesine veya şu daha önce şuralardan geri döndüğünü görüyoruz. 223 seviyesinden. Hatta oraya da bir yatay çizgi çekelim. 222.2 seviyesi. Yani buraları tekrardan yani şu kapatma hareketli ortalamasını kırasaya kadar Buralarda böyle bir git gel yapabilir arkadaşlar belli bir süre. Kapman hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırdıktan sonra ilk direnci 250 seviyesinde, orası da geçilirse 267 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. 222 seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda ise önümüzdeki dönemde e, düşüşler 196.6 seviyelere doğru gelebilir. Şu an ilk aşamada böyle bir durum beklemiyoruz. 29 Mart tarihinde VW Trend indikatörünün aşırı satım bölgelerine yakın bir noktadan e, tekrardan ala döndüğünü görüyoruz ve sonrasında zaten bakın Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükselişin geldiğini oradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir 4 saatlik grafiğimizden bir bakalım. 4 saatlikte durumumuz nedir? Evet 4 saatlikte kağıtman hareketli ortalamasının üzerine attığını görüyoruz. Bu güzel. Bakın alfa trend indikatörü ala dönmüş. Bu da güzel. Fakat vix fix indikatörün gücünü kaybettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada gelen al sinyalini çok güvenilir bulmuyoruz. Niçin bulmuyoruz? Çünkü view trend indikatörümüz gücünü kaybetmiş durumda. Şimdi mesela bir örnek olarak gösterirsem view trend indikatörünün gücünü kaybettiği zamanlarda e, neler olmuş? Şöyle bir bakalım. Bakın mesela burada 19 Şubat tarihinde Alfa Trend indikatöründe al gelmiş olmasına rağmen güçsüz durumda gözüküyor. E sonrasında şöyle belli bir seviyeye kadar bir gevşeme yaşayıp oradan desteğini aldıktan sonra ancak yükseliş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Alfa Trend indikatörü ala döndü. Vix fix indikatörü güçsüz. Yükseliş gelmez diye bir kaydı yok tabii ki. E fakat bir riskli bir durum oluşabilir. Bir bekleyip görmek de fayda var arkadaşlar. En azından şöyle şu 229.6 seviyesindeki Fibonacci desteğine bir gevşeme gelip oradan tekrar yönünü yukarı çevirirse oralardan pozisyonlara girmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. E şimdi haftalık grafiğimizden bir bakalım. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız 264.07 seviyesinde. E bu seviyenin altında olmamız kötü. Şu anda uzun vadeli olarak şöyle baktığımızda 25 Eylül 2023 haftasından bu yana düşüş içerisinde olduğunu görüyoruz. Gelen yükselişlerde tekrar o seviyeye ulaşamadığını bir alt Fibonacci seviyesinden dirençle karşılaşıp 306.25 seviyelerindeki oradan tekrar yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir trend çizebilir miyiz ona bakalım. Mesela şuralardan çizebilir miyiz? Evet, şöyle bir trend çizdim arkadaşlar haftalık grafikte. Şöyle baktığımızda, e, şurada ilk temas ettiği nokta, burada ikinci temas ettiği nokta, bir üçüncü temas ettiği nokta gerekir bizde. Şu an geçtiğimiz hafta buradan destek aldığını görüyoruz. Bu hafta da aynı şekilde buradan desteğini almış, güzel. Şöyle bir yükseliş görürsek, bir bir hafta daha böyle yükselişle kapatırsa kontrol matik hissesi yeni pozisyonlar için değerlendirilebilir uzun vade düşünen arkadaşlar için. Ee, şöyle bakın e, trend Mayıs 2023'ten başlıyor. Ee, burada tekrar trend çizgisine kadar geçtikten sonra desteğini alıyor. Ve geçtiğimiz hafta tekrar buradan desteğini aldığını ve ondan önceki haftada da oradan desteğini aldığını görüyoruz. Güzel. Dediğim gibi bir hafta daha şöyle yeşil mum görürsek e, buradan yeni pozisyonlar denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar uzun vade için. Bu trend çizgisi aşağı yönlü kırılıyorsa altında böyle bir, bir haftalık kapanış yapılıyorsa bu sefer de stop olmak gerekir. Evet şimdi kontrol matik dolar bazlı olarak bir bakalım arkadaşlar. Evet dolar bazlı olarak baktığımızda kontrol matik hissesi şu anda 7.74 seviyesindeki Fibonacci desteğinin birkaç hafta önce kırıldığını bu hafta işte gelen yükselişlerin bu seviyelere kadar ee, henüz ulaşamadığını görüyoruz. Önümüzdeki haftada yükselişin devamı durumunda 7.74 seviyesi direnç seviyesi olarak çalışacaktır. Arkadaşlar bu seviyeye dikkat etmek lazım. Eğer ki bu seviyeye geçilirse önümüzdeki haftalarda 8.74 dolarlara doğru yükselişler görülebilir. Şöyle günlük grafikten bir bakalım. Evet günlük grafikte kafman hareketli ortalaması olan 7.53 dolar seviyesini geçemediğini görüyoruz. Burayı geçse bile hemen 7.74 seviyesinde bir Fibonacci direncimizin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ancak bu seviyeye geçildikten sonra önümüzdeki dönemde 874 dolar seviyelerine yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Buralardan dirençle karşılaşması durumunda önümüzdeki günlerde 6.16 dolar seviyelerine doğru şurada daha önce destek aldı 6.16 dolar seviyelerine doğru da e, tekrar düşüşler e, görülebilir arkadaşlar. Evet bir diğer hissemiz Kozal. Evet Kozal hissesinde e, şuradaki 21.14 seviyesinden desteğini aldığını görüyoruz. E, Perşembe günü ve cuma günü gelen güzel yükselişlerde 23.02 seviyesindeki kapan hareketli ortalamasını da üzerine atmış. Gayet güzel ve aynı zamanda Vixfix indikatöründe gücünü kaybetmemiş durumda ve View Trend indikatörümüzde ala dönmüş. Gayet güzel arkadaşlar. İlk etapta 24.50 seviyesine doğru yükseliş gelmesini bekleyebiliriz. Bu seviye aynı zamanda Nadaraya Watson indikatörümüzün de üst seviyesi. Buralarda biraz oyalanmalar olabilir. Eğer ki burası geçilirse 26.18 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Şu anda negatif bir senaryoda 23.02 seviyesindeki kapanma hareketli ortalaması bir destek görevi görecektir ve akabinde 20.10 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Oranın da kırılması durumunda 21.18 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet 4 saatlikte alfa trend indikatörümüzün ala döndüğünü görüyoruz. Güzel. Şurada daha önce dirençle karşılaştığı 23.36 seviyesinin de üzerine atmış. Bu da güzel. Dediğim gibi ilk etapta 24.50 seviyesinde bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Burayı geçerse eğer 26.18 seviyesinde yükselişler görebiliriz. Şöyle haftalık grafiğimizden bir bakalım. Haftalık grafikte de tekrardan 23.10 seviyesindeki kalkman hareketli ortalamasının üzerine atmışız. Ee, gayet güzel arkadaşlar. Bir problem gözükmüyor şu anda. Fakat şöyle uzun vadeli olarak bir baktığımızda aralık 2022 döneminden şu ana kadar... Tekrar bu Aralık 2022 seviyelerine ulaşamadığını görüyoruz. Böyle bir yatay seyir içerisinde uzun vadeli görünümde. E, dolar bazlı grafiğinden bir bakalım. Dolar bazlı grafiğinden baktığımızda haftalıkta uzun zamandır bir düşüş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. E, haftalık Kaufman hareketli ortalamasını geçtiğimiz haftalarda e, kırmaya çalışmış fakat başaramamış oradan dirençle karşılaşmış. Şu anda yönünü tekrar yukarı çevirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta tekrardan bu haftalık kalkma hareketli ortalaması olan 0.79 seviyelerini deneyeceğini düşünüyorum. Eğer ki geçebilirse 0.84 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Orasında geçerse önümüzdeki dönemde 0.97 seviyeleri düşünülebilir arkadaşlar. Şu an destek seviyesi 0.64 seviyesindeki Fibonacci desteği, bu seviye önemli. Bu seviye kırılırsa düşüşler derinleşebilir arkadaşlar. Şöyle günlüğe bakalım. Günlükte de 0.73 seviyesindeki kapanma hareketli ortalamasının üzerine atmış. Güzel. Bakalım arkadaşlar takip edeceğiz. Şu anda en azından şu 0.81 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz e diyerek bu haftaki istek isteler videomu tamamlamış bulunuyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.